Manşete hoş geldiniz. Gündemde salgın var, korona. Gündemde amirallerin tahliyesi var. Belki de gündemden düşü demek daha doğru. Gündemde yaygın tutuklamalar var, yaygın gözaltılar, yaygın operasyonlar var. Gündemde Ahmet Altan ve Murat Aksoy'un uzun tutukluluğuna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen hak ihlali kararı var gözaltına bile alınmamalıydılar kararı var. Uygulayacak mı Türkiye? Bakacağız. Gündemde 128 milyar dolar nerede? Kampanyası var. Adeta geçtiğimiz haftadan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bu sloganı bayraklaştırdı ve bütün il ve ilçe teşkilatlarına asıyor. O astıkça da saray indiriyor. E, kolluk gücüyle, işte savcısıyla, hakimiyle neyse. Bu var. Gündemde patates soğan dağıtımı var, ekonomik konular var ve işsizlik var. Artık şunu söyleyebiliriz. E, TÜİK'in o çok güvenilmeyen e, istatistiklerine göre dahi her üç kişiden biri işsiz Türkiye'de, evinde oturuyor. Ve elbette devlet yardımı da alamıyor. Dümeni olmayan bir ülke dedik ve bunu bugünkü bu yayında aşama aşama inceleyeceğiz, bakacağız. Ama önce ama önce 14 Nisan 2021 tarihli çarşamba gazetelerine bakalım. Bakalım hangi telden çalıyorlar. Hızlıca geçeceğim. Çok da fazla vaktinizi bunlarla ziyan etmek istemiyorum. Birkaç dakika. Akşam gazetesi sokağa çıkma yasağı 19'da başlayacak sürmanşet. İki hafta kısmi kapanma Montreux sadece bir araçtı, emekli amiraller serbest. Darbe imalı bildiriye son şeklini veren Ergun Mengi'nin bir başka imzacıyı, grupta uzlaşı zordu, Montre'yi araç olarak kullandık mesajıyla ikna etti ortaya çıktı diyor akşam manşetinde. Darbecilerdi de niye saldınız o zaman? Tabii kimse sormuyor. Anayurt gazetesi işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Diskar'ın raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda yaklaşık 3 milyon kişi arttı diyor. Biraz evvel programı açarken söylediğim satırlar. Aydınlık Doğu Perinçek'in gazetesi bildiriyi yazan İyi Parti bağlantılı Ergun Mengi Montreux'ü bahane yaptık diyor. Biraz önceki akşamın manşetiyle aynı konu. Bir gün gazetesi bu yoksulluk çocukları ailesiz bıraktı manşetiyle çıkmış. 6 milyon hane yardımlarla yaşıyor. 7 bin çocuk yoksulluk nedeniyle koruyucu aileye verilirken 220 bin çocuk bakım evlerine gönderilme riskiyle karşı karşıya. Yan manşetse yine tam kapatma kararı alamadılar diyor. Cumhuriyet gazetesi eziyet dalgası manşetiyle çıkmış iktidar baskı silahını emekli amirallere, 128 milyar doları soranlara ve öğrencilere yönlendirdi. Kısmi kapanmada hemen alt manşet ama emekli amirallerden şu satırları paylaşalım. 1. Emekli amiraller bırakıldı yapılanlar çok ağırımıza gitti. 2. CHP'liler ifadeye çağrıldı 128 milyar dolar sorgusu. 3. Boğaz içiller vazgeçmeyeceğiz. Baskıya karşın direnişe devam. 100. gününü geride bıraktı. Boğaz içi Üniversitesi'nde Melih Bulu'yu istemiyoruz. Eylemi direnişi. Tek şey istiyorlar. Rektör Melih Bulu'yu istemiyoruz. İkinci bir talepleri yok ve bravo 100 günü geçti bu eylem. Diriliş postası 104 Muhtıracı Amiral'in başını çeken Ergun Mengi'den tarihe geçecek itiraf manşetiyle çıkmış biraz önce verdiğimiz konu. Doğru haber Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam ülkelerine çağrı alim ve düşünürleri serbest bırakın. Ben bu manşeti görünce dedim ki herhalde Türkiye'de Türkiye'ye olur mu? Türkiye'de alim ve düşünürler serbest, hür ve diledikleri gibi işlerini yapıyorlar. Öyle değil mi? Turizmci bayramı feda etmeye razı Dünya Gazetesi'nin manşeti yani bayramı feda edelim de sonra açın diyor. Birazdan onlarla ilgili konuya bakacağız. O arada enteresan bir alt haber var. Onu da görmeden geçmeyelim. Türk tırları Rus duvarını aşamıyor. Orta Asya'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğunda büyük sıkıntı yaşayan nakliyeciler hükümete alternatif koridor oluşturulması çağrısında bulundu. Evet stratejik ortak Rusya neler yapıyor acaba neler? Başka neler var? Kısmi önlemler yangını söndüremez manşetiyle çıkmış vaka 60 bine dayandı illerde risk daha da arttı diyor evrensel gazetesi Hürriyet'in manşeti kısmen kapandık yani olan bir şey niye manşet atıyorsunuz ki herkes biliyor bunu yeni bir yeni bir boyut koy, koy yani yoğun bakımda torpilliye yer var Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü emeklendiriler şartlı serbest ama Burada en çok dikkatimi çeken benim de yaşadığım ülke olduğu için 98. günde dağıttılar haberi. 97 gün süren ulusal karantinanın bitmesiyle birlikte İngiltere'de sokaklar, kafeler doldu, taştı. Birazdan İngiltere rakamlarına bakacağız da. Evet, İngiltere 12 Nisan'dan itibaren mekanları açtı. Mekanlardan kastım dükkanlar, işte kafeler, e, kuaförler, ne bileyim spor salonları. Aklına gizli. Tabii elbette tedbirlerle, önlemlerle. Ancak şunu unutmayın. Bu ülkenin nüfusu 68 milyon ve bu ülke 32 milyon insanını yani nüfusunun yarısını neredeyse birinci doz aşıyla aşıladı. Epey bir e, insanı birazdan bakacağız. İkinci dozla aşıladı. E, en son e, 45 yaş 45 50 yaş üzerine aşılamaya başladı. E, dün e, ve cumartesi günü ben randevu aldım. E, gideceğim, aşımı yaptıracağım eşimle beraber. Temmuz ayı içinde ikinci doz aşı için randevumuzu aldık. Bir bu, ikincisi vaka sayıları o kadar düştü ki okullar açık zaten epey bir zamandır. Vaka sayıları o kadar düşük ki hükümet geri dönüşü olmayan artık e, gevşeme veya açma, hayata dönme kararlarını adım adım uygulamaya başladı. Bu arada seyahat sınırlamaları devam ediyor. Bu arada e, tedbirler e, devam ediyor. Bu arada Evlere, isteyen evlere anında ücretsiz test kitleri gönderiliyor. Özellikle okuyan çocuklara ki ortaokul ve üstü seviyesindeyse haftada iki kere, üç kere test yapılıyor ve bunların hepsi ücretsiz. Ee, yoğun bakımdaki hasta yükü bir, iki, yüzde iki yüzde artık o kadar düştü. Yoğun bakımda hasta e, neredeyse kalmadı. Ölümler neredeyse tek haneli rakamlara düşecek. 15-20-25 seviyesinde filan filan filan. Yani ve şu anda da devlet yoğun bir şekilde bu normalleşmeyi takip ediyor. Evet insanlar bunu aldı. Evet insanlar artık çıkmak istiyor. Evet arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor. Kafeleri doldurmak istiyor, pub'ları doldurmak istiyor, alışveriş merkezlerinde ne bileyim seyahat etmek istiyor vesaire. Bunları yapmak istiyor. Bir yıldır çok bunaldı. Devlet de bunun için tedbirler alıyor. İnsanları aşılıyor, önlemlerle ne yapabileceğine bakıyor. O arada e, kapanmadan sonra yani evinde oturttuğu insanların da ihtiyaçlarını karşılıyor. E, insanların çalışanların maaşının siz çalışmayın evde oturun şu salgında baş etmeye çalışıyoruz biz maaşınızın yüzde seksenini ödeyeceğiz diyor devlet. Milyarlarca İngiliz sterlini sübhanse etti bu mevzuda. Bunları 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 yapıyor ve elbette bu kadar para harcadıktan sonra, bu kadar yatırım yaptıktan sonra, bu kadar işte efendim ülke bir yıldır ee, ne derler tabir yerindeyse dilgir olduktan sonra bu meselelerle normalleşirken de bunu yakinen takip ediyor. Yarın öbür gün vaka sayılarının arttığı veya aşının umulduğu kadar etkili olmadığı falan gibi şeyler ortaya çıkarsa ki çok fazla ihtimal vermiyorum. Tekrar ona göre yeni tedbirler alacaktır. Ama aylardır takip edilen ve uzmanlar denetiminde uzmanları dinleyerek asla siyasi karar almadan bir çalışmanın sonucu, bir planlamanın, bir projenin sonucu bu. Buna da böyle bakmak lazım. Ama hürriyet bu başlığı atarken şunu yapıyor esasen. 98 günde dağıttılar ama siz evinizde oturun. Kusura bakma hürriyet ama şu gösterdiğin İngiltere'den fotoğrafların daha beterini aylardır Türkiye'de Türkiye'de yaşanıyor. Bir tane AKP kongresinden kongrede böyle dağıttılar diye bir manşet atmadın. Böyle bir fotoğraf altı yapmadın. Türkiye dağıttı. Sonuçlarını ödüyor şu anda. İngiltere kapandı. Semeresini alıyor. Bu işe böyle bakmak lazım. Savaşın ayak sesleri demiş İstiklal Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesi sınırına askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Bu yani gazetelerin de böyle tavır almasına ben hayret ediyorum yani. Sana ne ayrılıkçı mı ne bileyim bütünleşmeci mi, şucu mu, bucu mu ya. Neyse ne, Donbass bölgesi de geç yani. Niye tavır alıyorsun yani hükümetler gibi? Bir değil, iki değil, bu kafa her yerde ki e, dünün olaylarından biriydi. Osmaniye'de savcı kendini muayene et, etmediği gerekçesiyle doktoru gözaltına aldırdı. Türkiye'nin her yerinden her gün bir başka örneği yaşanan sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Zorbalıklarına bir yenisi daha eklenmiş oldu diyor. Evet. Hadise şu. Soldaki doktor, sağdaki savcı. Ters kelepçeyle götürün diye talimat vermiş. Korkusuz gazetesi manşetten Yaktın bizi Tatyana diyor. Rusya Haziran'a kadar Türkiye'ye turist göndermeme kararı aldı. Türk turizmciler 1,5 milyar dolarlık yara aldı demiş. Rus Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova. Bu kadın mı karar aldı? Putine sormuş olabilir mi? Alt başlık Geçen ay aya gidiyorduk, şimdi patates dağıtıyoruz. Birazdan bakacağız. ABD ve Rusya şimdi de Ukrayna'yı ikinci Suriye yapmak için uğraşıyor. Milad'ın Milad, Milad gazetesinin manşetiydi. Milli gazete kredi değil destek gerek demiş. Salgına yönelik tedbirler vaka sayısını düşürmekten uzak kalırken kısıtlamalar esnafın belini iyice büktü demiş. Milliyet 2 2 hafta kısmi kapanma manşetiyle çıkmış. Ya yeni bir açık koy, yeni bir haber yap, bir şey yap yani. Herkesin bildiği şeyi. Pencere de aynısını yapmış. Ama şu yorumu düşmüş. Basra harap olduktan sonra kısmi kapanma. Burada da illerin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 binde vaka sayısı. En 100 binde vaka sayısı itibariyle en e, kırmızı iller öyle söyleyeyim. Kırklareli, İstanbul Kastamonu ve Samsun, İstanbul'a zaten yeni Wuhan deniyor. Wuhan, salgının Çin'de çıktığı yer. Posta gazetesi 19'da evdeyiz manşetiyle çıkmış Cumhurbaşkanı. Burada da manşet. İki hafta için kısmi kapanma sabahın manşeti. Rus tatilciler Türkiye'ye yönelik uçuş, uçuş kısıtlamasına isyan etmişler. Putin'e söylesinler. Sözcü gazetesi merkezin 128 milyar doları nerede diyemiyorsun? Çünkü soru sormak suç. Evet, dünden itibaren CHP'liler ekstra bir kampanya başlattılar ve gece yarısı il ve ilçe binalarına asılan 128 milyar dolar nerede? Pankartları, afişleri, neyse artık çalışmaları, billboardları... Onlar astıkça indiriliyor. Bu konuda ciddi bir kampanya ve ciddi bir seferberlik hali var, ciddi bir direniş var. Bakalım iş nereye gidecek ama CHP ikinci haftada da bu işin arkasında bırakmayacağının sinyalini verdi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında önemli bir süreyi, grup konuşmasının yarıya yakınını buna ayırdığına da dikkat çekelim. Takvim kapanma manşetiyle çıkmış. TR724 elektronik gazetesi ise günlük vaka sayısı 60 bine dayandığı salgın genel önlem kısmi manşetiyle çıkmış. Zilletin küsuratı diyor. Türk'ün görüldüğü gibi manşetinden MHP'nin yayın organı Türk'ün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e bindirmeye devam ediyor. Evet, Bildirildi, bildiri değiştirildi diyen emekli amirallere sordu Bahçeli. Türkiye'den okuyoruz, niye itiraz etmediniz? Sana ne? <laughs> yani, ya arkadaş, tuhaf bir şey ya. Yani gerçekten tuhaf, ülkenin geldiği noktaya bak yani. Adam eder, etmez, açıklama yapar, yapmaz. Sana ne ya? Herkes her şeye müdahale ediyor ya. Ramazan adet değil, ibadet ayıdır demiş. İlayatçılar akite konuşmuşlar. Şu Ramazan'dan bir elinizi, eteni, ayağınızı çekseniz, bir rahatlama olacak da fakat bu gözler görür mü bilmiyorum. Yeni Asya, dünya liderleri mesaj yayınladı. Dünya Ramazanı kutluyor manşetiyle çıkmış. Yeni mesaj, Profesör Doktor Haydar Baş'ın vefatının birinci yılının yıl dönümünde onu an, anma kapağıyla çıkmış. Bir sene önce koronavirüs e, rahatsızlığı nedeniyle koronavirüsten hayatını kaybeden ilk bilinen isimlerden biriydi Haydar Baş. Bir yıl olmuş. Zaman çabuk akıp geçiyor. Vakalar düşmezse 15 gün sonra daha set te tedbirler gelecek. Yeni Şafak manşet. Evlerimizi mescit haline getirelim. Bu Diyanet İşleri Başkanı gerçekten... E, yani millet beni nasıl kritik eder? Ben daha fazla nasıl e, kutuplaşmaya katkıda bulunurum? Daha başka ne yapabilirim? Yani benden iriti olan iriti olmakta işte efendim ya da bana tutunan bana tutunmakta falan. Yani bunun için olağanüstü bir çaba harcıyor yani gerçekten. Evet. Diyanet değil de dinden soğutma işleri başkanı desek belki. Yeni birlik TCG Anadolu göreve hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Anadolu'nun bu yıl teslimatını beklediklerini filan 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 söylemiş. Yap işlet Çin'e devret. Pekin'le Londra'yı bağlayacak İpek Demiryolu'nun geçeceği Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesinin %51'inin Çin'e satışında imza aşamasına gelindi diyor Yeni Çağ. Son gazetemiz Yeni Yaşam. Sorumlular sorumsuz. Tabipler Birliği Başkanı Şemnem Korur Fincancı'nın manşet olduğu Yeni Yaşam'da Sağlık Bakanı ve iktidarın Salgın ilerledikçe halkı suçlaması hekimleri ve yurttaşları isyan ettirdi. Satırlarını okuyoruz. E o halde biz de ilk sırada bununla başlayalım. Dün yani 13 Nisan itibariyle tüm veriler alınmış. Dünya tabi bir yerde akşam, bir yerde gece, bir yerde 13 Nisan, bir yerde 14 Nisan. 13 Nisan'ı hala bitirmemiş olan var. 14 Nisan'ı bitirmek üzere olan var. Dolayısıyla dünyadaki verileri bir gün önceki verilerle okumakta yarar var. Worldometer'den getiriyorum. Burada koronavirüs konusunda vaka sayıları ve 13 Nisan itibariyle sıralamayı görüyorsunuz. En tepede vaka sayısı itibariyle Hindistan var. Onu Brezilya 80 bin vakayla, onu 77 bin vakayla Amerika ve 59 bin vakayla Türkiye takip ediyor. Hindistan 1.4 e, milyar nüfusu var. Brezilya'nın 213 bin, Amerika'nın 330 milyon. 213 milyon özür dilerim. Yani Hindistan 1.4 milyar, Brezilya 213 milyon, Amerika 330 milyon. Yani hepsinin nüfusu Türkiye'den en yakın Brezilya'nın nüfusu bile 3 kat daha fazla. Nüfusu orana baktığınızda, nüfusa oranla baktığınızda dünya e, koronavirüs vaka sıralamasında Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güvenilmeyen verilere tartışılan verilere göre dahi Türkiye zirvede. Evet. 273 ölümde var. Onu Fransa, Arjantin, İran, Kolombiya, İtalya, Polonya, Ukrayna, Almanya, Filipinler takip ediyor. Benim yaşadığım İngiltere görüyorsunuz, hala yok. İniyoruz aşağı doğru. İşte 24 Roman, Yunanistan, Romanya. İniyoruz, iniyoruz. Evet, görüyorsunuz. İngiltere 2.472 vakayla ve dünkü rakam 23 ölümle 34. sırada. Ondan dolayı İngilizler biraz hak ediyorlar yavaş yavaş normalleşmeyi. Bakın bu da İngiltere'nin her gün yayınlanan çıplak, şeffaf koronavirüs raporu. Birinci doz aşı. 32 milyon 250 bin küsür uygulanmış. İkinci doz aşı 7.8 milyon uygulanmış. Buradan görebiliyorsunuz. Dün itibariyle 13 Nisan 2021 2472 vaka, Dün itibariyle 23 ölüm, Dün itibariyle yoğun bakımdaki hasta sayısı da 230. Bu da ülke haritası, Görüyorsunuz, kırmızı değil, büyük ölçüde yeşil, sarı, ülkenin dört bir yanı koronavirüsle mücadeleyi büyük ölçüde atlatmış görünüyor. Bu konuya da böyle bakmak lazım. Koronavirüs ile ilgili olarak kestiğim bazı haber ve Twitter mesajlarını sizinle şimdi paylaşacağım ve sonra da diğer gündeme yavaş yavaş bakacağız. Sağlık Bakanı Koca, en geç Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstüne kadar aşılayabileceğimizi söyleyebilecek duruma geldik. Söyleyebileceğimizi duruma, söyleyebilecek duruma geldik. Saraya bakmadan, sarayın kafa işaretini almadan hiçbir şey yapamıyorlar. Haziranda en az 30 milyon doz Biontech aşısı beklendiğini de açıklamış. Bu Çin aşısının gümlediği manasına geliyor. Elde aşı yok ve yani muhtemelen Nisan Mayıs ayını da bir şekilde oyalayarak geçirecekler. O arada Türkiye Libya'ya 150 bin doz aşı teslim etmiş. Keşke diyor soğan patates göndersek. Cem Toker. Ayranı yok içmeye bilmem neyle gider bilmem neye meselesi. Af buyurun ama akla başka bir şey gelmiyor. Ya da kelin ilacı olsa başına çalar hikayesi. Aşı ithal eden bir ülkesiniz. Aşılamayı bitirmemiş. Başında bile değilsiniz daha yani. Toplumun çok küçük bir bölümünü aşılamışsınız. 60 yaş üstünde, 50 yaş üstünde hala aşılanmadım diye haykıran insanlar var. Ve siz e, Libya'ya 150 bin doz aşı gönderiyorsunuz. Sağlık çalışanlarının %86'sı aşı yaptırdı, 14'ü henüz yaptırmadı demiş Gülsen Solakar. 65 yaşın üstünde de %23.6'sı aşını yaptı, aşısını yaptırmadı. Ezbere söylemiyorum. Rakamlar böyle söylüyor. 65 yaş üstü 4 kişiden biri aşısını yaptırmamış. Turizm sektörü çalışanları aşılanıyormuş. Sağlık sektörünü bitirmemişsiniz, 65 yaş üstünü bitirmemişsiniz, turizm sektörünü aşılıyorsunuz. Niye? Turist gelsin diye. Özge Mumcu Aybars yazmış. Tam kapan tam kapanma gelebilir de gelmeyebilir de diye duyum geliyor. Türkiye'nin hali. Bakın plan yapamıyor insanlar. Esnaf, çalışan, işçi, öğrenci, serbest çalışan, emekli. Ya sabah uyanıyor akşam ne olacağı belli değil. Akşam yarını planlayamıyor. Bir yere gidecek gidemiyor. Birileriyle buluşacak buluşamıyor. Bir iş yapacak yapamıyor. Yarın hangi saatlerde sokağa çıkabilirim veya sokağa çıkamam? Bunu da iyi bilmiyor insanlar. Böyle giden bir ülke. Dümeni olmayan ülke derken ezbere söylemiyorum. Dümeni olmayan ülke. Bakın İngiltere'de hep örnek veriyorum ama yani e, kıyas etmeniz için veriyorum. Böbürlenmek için yuhuu atlattık falan demek için değil. İngiliz hükümeti çok kötü başladı. Ocak ayında hele yeni varyantla, yeni mutasyonla ölümler 1500'e kadar çıktı günlük. Ve bu açıklanıyordu şeffaf. Ocak ayı kabus gibi bir aydı. Ne oldu nereye gidiyoruz diye gerçekten panikledik. Toparlanma son iki aydır falan. Ama iki ay önce, bir buçuk ay önce açıkladığı kararları aşama aşama uyguluyor. Ve hükümet diyor ki geri dönüşü olmayan bir normalleşme arzu ediyoruz. Yani normalleşme noktasında attığımız adımları bir daha geri almak istemiyoruz. Ulus bıktı çünkü. Aşılama ile ilgili söyledikleri her şeyi yaptılar. Dediler ki 15 Nisan'a kadar ki bunu 2 ay önce söylediler, 3 ay önce söylediler. 15 Nisan'a kadar 50 yaş üstüne açılayacağız dediler. 12 Nisan'da bitirdiler. Hedeflenenden 3 gün önce. Şimdi diyorlar ki Temmuz'a kadar tüm yetişkinleri 2 doz aşılamış olacağız. Temmuz'a kadar tüm yetişkinleri 2 doz aşılamış olacağız. 18 ve üstü demek bu. Çocukları yani 18 altını okul çağında olanları da Ağustos ayı itibariyle Eylül ayı itibariyle bitireceğiz. Yeni öğretim sezonuna bu ülkede aşılanmamış kimse kalmayacak diyorlar. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Neden? Çünkü aşı geliştirme çalışmaları yapılırken 450 milyon doz aşı siparişi verdi İngiltere. Nüfusunun 8 katı ve bu konuda da sonuç aldı. Türkiye'de insanlar bilmiyor yarın ne yapacaklarını. Uğur Gürses paylaşmış. Gün ortası itibariyle aşılama bugün belirgin biçimde yavaşladı. Nedeni malum Ramazan. Oruç tuttuğu için insanlar aşılamayı kestiler. Uğur Gürses buna bir şey söylemiyor ama ikinci cümlesinde diyor ki yani bari bir alt grupta başla diyor. Yani 60 yaş altına, 55-60 yaşa aç diyor. Ceylan Ertem paylaşmış. Bir müzisyen, bir emekçi olarak bir sene daha bu şekilde yaşayamam. Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız. Gerçekten yeter artık demiş. Bu fotoğraf hakkında bir fikriniz var mı? Burası Atatürk Havalimanı efendim. Benim de defalarca uçtuğum, defalarca ziyaret ettiğim. Ve gerçekten bu bu fotoğraf bir hicran. Bakın. Bu Atatürk Havalimanı'nı kapattılar. Daha doğrusu kargo uçaklarına, özel uçuşlarına, uçuşlara bıraktılar. İstanbul Havalimanı'na taşındılar gereksiz bir biçimde. Bütün ayrıca bir de pandemi başladı. Bütün dünyada uçuşlar yarı yarıya azaldı. Onu da geçelim. Ve burada iki pisti, şurada iki pist var. İki pistin üzerine şu siyah okla gösterilen nokta böyle bir hastane koydular ve pisti kırdılar. Ve şu kırmızı okla işaretlenen terminal binası boş dururken. Hicrandır bu yani, iş bilmezliktir. Şimdi gelinen noktada günde 60 bin vaka açıkladıkları 250-300 civarındaki ölümle yürüyorlar. Tabipler Birliği bu rakamların 2-3 misli olduğunu söylüyor. Nitekim ölümler kıyaslanmış Ölümler kıyaslandığında belediyelerin açıkladığı normal dönemle pandemi dönemindeki ölümler e, toplama çıkarma yapıldığında Türkiye'nin açıkladığı ölümlerin iki katından fazlasının yaşandığı yani Türkiye'nin koronavirüs meselesinde pandemi de bugüne kadar 65 bin insanını kaybettiği verisi çıkmış. Patates devleti şey patates soğanı e, dağıtırken bile böyle poz veren bir devlet böyle patates ve soğan çuvallarının önünde basın toplantısı yapan bir devlet. Böyle patates soğan yüklü kambon, kamyonların önüne bir de Türk bayrağı geçirip videosunu yayınlayan bir devletin bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı. Ve böyle bir devlette gizlenen işsizlik rakamı. İşsizlik oranları açıklanırken Şu kırmızı olan açıklanıyor, %13.4 diye. Halbuki şu mor olan saklanıyor, açıklanıyor ama çok bahsedilmiyor. Asıl işsizlik bu, atıl iş gücü oranı. Yani çalışmayan, iş, e, iş bulmaktan umudunu kesmiş, evinde oturan, bekleyen, yılmış, işsiz, yeni atılmış, müracaatı olan olmayan, iş kura müracaata olan olmayan. %28.3 29.5'ten 28.3'e gerilemiş gibi gösteriliyor. O arada işten çıkarma da yasak bu arada. Fakat işveren kod 29'dan dolayı yani ahlaksızlıktan dolayı işten çıkarıyor. Sadece o serbest çünkü. O serbest olduğu için işveren o silahı kullanıyor ve pandemide iş işçi çıkarmak yasak. Kod 29'dan dolayı atıyorum diyor. O da ahlaksızlık gerekçesiyle. Ve kişinin siciline ahlaksızlık gerekçesiyle işten atıldığı işleniyor. Ondan sonra bir daha da iş bulamıyor. Böyle de bir işveren hükümet el ele zulme imza atıyorlar. KHK yetmedi, kod 29 çıktı. Çok acı biriktirdiler. Çok. O arada dalga geçer gibi salgınla mücadelede örnek başarı takdir ediliyormuş efendim. Biraz evvel listeleri gösterdim. Neyin ne takdiri? Hani neyin ne takdiri yani ama işte. Takdir. Erdoğan'ın başında olduğu varlık fonuna devredilen Çaykur o gün bugündür zarar ediyor ve artık 5 547 milyon lira daha zarar etmiş. Zirvede. Çaykur Yahu yani zarar etmeyecek son kurumlardan biri. Bu da bol maaşlı saray avanelerinden biri. Ve utanmadan, sıkılmadan Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden de maaş alıyorum diyor Rütük Başkanı. Bu da yasal ve etik diyor. Bu kadar da normalleştirdiler yani etiksizliği, ahlaksızlığı. Yani millete kanık sattılar adeta. Hani böyle bir kelime var mı bilmiyorum da. Mustafa Sönmez paylaşmış. Diyor ki bu tek nara, Altında da fişini paylaşmış. Dün 8 TL ödedim diyor. 8.52 Özür dilerim. Başka şeyler de var. 8 TL ödemiş. Kilosu 20 TL'ymiş. Tweet bu kadar demiş. 43 liralık alışveriş yapmış. Yaptığı alışverişte alışveriş çantasında bu tek nara 8 TL ödemiş Mustafa Sönmez. Ali Can da 65 yaş üstü 10 amiral koronavirüs riski altında 7 gündür gözaltındaydı. Adliyedeler tahta banklar üzerinde tahliye edildiler gerçi ama bu daha önce atılmış bir tweet. Tahta banklar üzerinde ifade için beklediler akşam yemeklerini de burada yediler diyor. Daha evvel hiç görmedikleri bir muamele onu da söyleyeyim. Ama bu iktidar amirallere bunu da yaşattı. İşte o tahta banklar. Burada amiralleri görüyorsunuz. Fotoğrafın en solunda oturan Cem Gürdeniz. Yani işte burada böyle bekliyorlar. Bu da başka bir kareden. Kırmızılı olan da Türker Ertürk. İşte bu şekilde amiraller uzun gözaltından sonra bir şeyler atıştırmaya çalışıyorlar. Ve tahliye edildiler. Güzel bir haber. Tebrik ederim. Ne mutlu yaşları 60-65 ve üzeri üzerinde olan 104 imzacı e, amiralin 14'üne işlem yapılmıştı. Onu gözaltına alındı, 8 gün tutuldu. Biraz evvel de gösterdiğim iptidai şartlarda. Dördü de yaş durumundan dolayı kendi ayaklarıyla ifade vermeye gittiler. Sonra da serbest bırakıldılar. Hani darbeciydiler? Hani bu organizasyonun arkasında CHP vardı? Hepsi unutuldu gitti. E, çok iktidar bu konuda şey yapamadı. Yani yaptığı propaganda ile sonuç alamadı. Bir hafta on gün e, biraz e, Ergun İzgi e, şey yaptılar. E, Mengi özür dilerim. Ergun Mengi'nin üzerinde tepindiler. Bir numaralı işte bildiri de yazan isim falan diye. Onun da çok arkası gelmedi. Sonuçta tahliye oldular. E, Söyleyecek bir şey yok. Bu amirallerin mühim bir bölümü. Geçmiş darbe soruşturmalarında da soruşturulmuş, yargılanmıştı. 22'si cezaevinde e, yatmıştı. Ergenekon, Balyoz soruşturmalarında. Şimdi gene alındılar. O gün Silivri'ye koşanlar, sivil toplum örgütleri, basın, siyasetçiler bugün yanlarında yoktu. Yani bir düzine insan sahip çıktı mı... Amirallere bilmiyoruz. Sahip o insanlar da sahip çıkarken şunu dediler. Yani biz bu amirallerin görüşlerine katılmıyoruz. Biz bu mavi e, vatan söylemini kabul etmiyoruz ama falan gene de işte bu amirallerin fikir özgürlüğüdür filan dediler. Dedim ya birkaç sene öncesine kadar yurtsever subaylardı. Şimdi kimsenin sahip çıkmadığı bir hale düştüler. Bu da son derece düşündürücü. O gün bu amiralleri Soruşturan, içeri tıkan neydi? Bugün bu amiralleri soruşturan, içeri tıkan ne? Ben size söyleyeyim. Her ikisinde de aynı adam bu ülkeyi yönetiyordu. Daha da fazla bir şey demeyeyim. Mustafa Özbey duruşma bittikten sonra ki serbest bırakılan amirallerden biri... Ee, ...kapağa da aldığımız bir konu. Tweet atmış... Duruşma bittikten sonra 215 gibi Merkez Ordu Evi'ne geldim. Giriş yasağı olduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın Ordu Evi odasında olduğunu söyledim. Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra Ordu Evi'ni derhal terk etmemizi söylediler. Eşini de al git demişler yani. Ağır bir şey bunlar yani gerçekten çok ağır. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir diyor. Emekli bir amirale. Daha kesinleşmiş hiçbir şey yok. Soruşturulan bir konu var. O da bir bildiri. Herkesin okuduğu açık hala internette yayında olan bir bildiri. Bundan dolayı bir soruşturma aşaması var. Bırakılmış tutuklanmamış da ifadesi alınmış bırakılmış. Ama Hani denildi ya, rütbelerini sökün, ordu evine de almayın, alt korumalarını çekin. Korumalarını çekin dedikleri isimlerden üçü eski Deniz Kuvvetleri Komutanı. komut e, Korumalarını çekin dedikleri. Evet. Onu da size Müyesser Yıldız'ın, e, o da TV'deki yazısından getireceğim. Amiraller lojmandan nasıl çıkarıldı başlıklı yazısında diyor ki Hatırlanacağı gibi açıklama yayınlandığında tüm yetkililer 104 emekli amirali darbeci ilan etmekle kalmadı, apoletlerinin sökülmesini, emekli maaşlarının kesilmesini, lojmanlardan atılmalarını ve koruma kararlarının kaldırılmasını da istedi. O açıklamaya 3 eski deniz kuvvetleri komutanı destek verdi. Bu komutanlar Bülent Bost, e, Bostanoğlu, Eşref Uğur Yiğit ve Murat Bil geldi. Ve lojmanda oturup koruma kararı olanlar sadece onlardı. Ne mi oldu? İşte bu 3 eski kuvvet komutanına 6 Nisan'da önce İstanbul Valiliğinden bir yazı gitti. Yazıda yakın koruma kararının çağrı esasına göre korumaya dönüştürüldüğü bildirildi. 2 gün sonra 8 Nisan'da bu defa Savunma Bakanlığından yazı gönderildi. 5 gün içinde lojmanları boşaltmaları istendi. Evet. Bu ne aceledir? Bu bir peşin cezalandırma değilse nedir diyor Müyesser Yıldız Oda TV'deki yazısında. Evet. Bu da böyle. Dümeni olmayan ülke konulu manşet yayınımız devam ediyor. Emin Ağaoğlu attığı tweette demiş ki, il dışına çıkış yasağı yanına bir de yurt dışına çıkış yasağı kararı Emekli amiraller için. İl dışına çıkamayan yurt dışına nasıl çıkacak ki yahu diyor. Hukuksuzlukta sınır yok. Hukuk yoksa sınır olmaz. Emin Ağoğlu. Evet. O arada Cumhuriyet'ten bir haber. Darbe girişimine karşı direnen üst teğmen Onur Karan FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Evet. Sadece başlığı okudum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahmet Altan ve Murat Aksoy ile ilgili kararını 4,5 yıl sonra nihayet açıkladı. Bu kararın hızlanması için elden geleni yaptı sanık avukatları ama hızlandıramadılar. Yani evrakı Anayasa Mahkemesi'ne elden götürdüler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne elden götürdüler, postayla falan da değil yani bir an evvel bu kararı alın, ivedi falan diye hak ihlali var yani. Neticede hiç bunlar işe yaramadı ve 4,5 yıl sonra hak ihlali kararı geldi. Ahmet Altan'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Murat Aksoy zaten bir süre tutuklu cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Ama karar öyle diyor. Yani gözaltına bile alınmamalıydı diyor Ahmet Altan için. Dünya çapında bir yazar es eserleri, kitapları onlarca dile çevrilmiş. Hala da çevrilen. Sanem Altan paylaşmış. Silivri'den yeni geldim diyor. Örgüt üyeliğinden 7,5 yıl alanlar tahliye oluyor. Silivri bomboş. Kahkahalarımız o boşlukta yankılandıkça bir tek yardımdan yani babam diyor örgüt üyeliğinden 7,5 yıl alanlar tahliye edilirken babam yardımdan içeride yatıyor örgüte yardımdan. 10,5 yıl almış orada olduğunu anlıyorum babamın diyor. Ahim sen çok yaşa Emi 4,5 yıl sonra anca bizim başlangıç noktamıza geldin. Evet. Ve Türkiye tabii Dinlemiyor. Yani o yargıçların, o mahkemelerin hepsi yargılanacaklar ve bu kararlarından dolayı hayır biz saraydan böyle talimat aldık falan bununla yırtamayacaklar. Herkes hesap verecek. Çok açık, somut bir hukuksuzluğa imza atıyorlar. Aynı konuda karar verilen ikinci gazeteci Murat Aksoy 465 günün karşılığı olur mu diye sormuş. 465 gün tutuklu cezaevinde kalmış Murat Aksoy. Bir de böyle dalga geçer gibi işte 13-15 bin euro tazminata hükmediyorlar. Yani Ahmet Altan dört buçuk yıldır yatıyor. Hükmedilen devlete, devletin ödeyeceği bunun tazminatı da işte 15 bin euro gibi bir şey. Dalga geçer gibi. Yani 15 milyon euro verseniz o dört buçuk yılı telafi edemezsiniz. Yani o 15 bin euro'nun önüne bir üç sıfır daha koyun, telafi edemezsiniz yani. Telafi olmaz o dört buçuk yıl. Artı 70 yaşında, 71 yaşında bir insandan söz ediyoruz. Bu arada savaş genç paylaşmış Erdoğan'a diktatör diyen İtalya Başbakanına yönelik nasıl bir yaptırım kararı alındı? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hilal Nesin paylaşmış. Fahrettin Altun tabi İtalya'ya diktatör arayan İtalya tarihine baksın demiş. İtalya'da çok güzel cevap vermiş. Siz bizim diktatörlerimizi tarih kitaplarında okuyorsunuz. Biz sizinkini akşam haberlerinde görüyoruz. Benzer bir şeyi Devlet Bahçeli de söyledi. Diktatörler kendi tarihi diktatör arayanlar kendi tarihlerine baksın diye. Bu ülkeler tarihleriyle yüzleştiler yani. Türkiye'dekilerin tabi bunlar da çok iyi biliyorlar da yani işte vatandaşa yediriyorlar veya vatandaş, vatandaş da belki yiyor. Yani Almanya'da kendi diktatörüyle yüzleşti. İtalya'da kendi diktatörü diktatörüyle yüzleşti ve, ve hepsi kendi geriye doğru katliamlarıyla da yüzleştiler. Kendi yanlışlarıyla da yüzleştiler ve yüzleşiyorlar. Ama işte çağın diktatörlerinden biri öldürdükleri Azerbaycan diktatörü Aliyev. Ben böyle deyince de insanlar tepki gösteriyor. Öyle yahu, öyle. Seçimle mi iş başına geliyor? Karşısında bir rakip var mı? Babadan devralmadı mı iktidarı? Ve ölene kadar iktidar değil mi bu adam? Ve hasta hasta kestiği kestik mi? Ülkesinde medya özgür mü? Hukuk özgür mü? Yargı özgür mü? Ne derse o olmuyor mu? Peki bu tanıma uyan yönetici sıfatı nedir? Ülke yönetici sıfatı? Diktatördür yani. Otoriter lider bile filan da değil. işte. otoriterlik de rekabetçi otoriter falan diye kendi alt şeyleri var da. Bu öyle değil yani. Her neyse öldürdükleri Ermenilerin, Ermeni askerlerinin kasklarının ortasından geçiyor bu arkadaş. Bakın şunu söyleyeyim. Bir asır, iki asır evvel benzer bir olay söz konusu olsaydı o kaskların yerinde öldürdükleri askerlerin kafa tasları olacaktı. Veya kelleleri olacaktı. Bugün yemiyor tabii. Çağ değişti. Ayıp olmasın diye kasklarının ortasından geçiş yapıyor. Çağın vahşisi. Salih Gergerlioğlu babasından aldığı adalet yürüyüşünü, adalet meşalesini yakmaya devam ediyor. Bu ülkede Yusuf Bilge Tunç 618 gündür, Yusuf Hüseyin Galip Küçük Özyiğit 107 gündür, Hürmüz Diril 463 gündür, Gülistan Doku 466 gündür kayıp. Bunu hatırlatmış ve biz de bu vesileyle hatırlatmış olalım. O arada Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, Hiç Oldum albümünü çıkartmış efendim. Bugün itibariyle tüm dijital platformlarda çıkıyormuş. <laughs> Albüm tanıtımı yapmak için getirmedim bunu buraya. Öyle hiç oldum falan diyerek de yırtamaz yani İbrahim Kalın. Yaptıklarının hesabını verecek. E, burnundan fitil fitil getirecekler. Yarın öbür gün hesap soracaklar. Burada değilim. E, bu albümün veya türkünün düzenlemesini de Erkan Oğur yapmış, evet, Erkan Oğur, evet. Ülkenin değerleri birer birer kendilerini nasıl dinamitliyor, nasıl harcıyor, bunu izliyorsunuz yani, başka bir şey değil. Bir başkası da şu, Orhan Pamuk Veba Geceleri adlı bir roman çıkardı. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı ve Yapı Kredi Yayınları romanda Atatürk'ü küçük düşürücü ifadeler yer aldığı eleştiriler üzerine böyle bir açıklama yaptı. Yok efendim böyle bir şey falan filan diyen. Yani hem böyle bir tartışma çıkması abes, hem de Yapı Kredi Yayınları'nın böyle bir açıklama yapması abes. Bir önceki yayında da söyledim. Kimse hakkında koruma kanunu olmasın. Başkası kritik edilirken Atatürkçüler ellerinden geleni ardına komuyorlar. Söz konusu Atatürk olduğunda da çıt yok. Bu çifte standarttır. Bu iki Ve bundan dolayı bakıyorum kendini Atatürkçü Kemalist isteyen kimsenin gıkı çıkmıyor ve iyi oldu falan diyorlar. Toplatılsın o kitap falan. Belki içlerinden böyle düşünüyorlar. Başkası söz konusu olduğunda fikir hürriyeti, eleştiri hürriyeti ne olacak? Kritik edelim, her şeyi kritik edelim. Dinleri kritik edelim, peygamberleri kritik edelim, liderleri kritik edelim. Herkesi kritik Hiç kimse şey değil bundan istisna tutulamaz falan filan diyelim. Söz konusu bizim liderimize, bizim kutsalımıza geldiğinde aman aman. Zaten koruma kanunu da var. Olmaz bu. Bir kere daha söylüyorum. 1938'de vefat etmiş ve elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne mühim hizmetleri olan bu cumhuriyeti kuran kişiden bahsediyoruz. Elbette yaptığı pek çok şeyle ilgili olarak saygıyla anacağız ve elbette eleştireceğimiz, kritik edeceğimiz şeyler de var. Ve tarihi bir şahsiyeti o tarih içerisinde bırakın insanlar anlasın, okusun, kritik etsin. Bir eserde de kritik edilebilir, eleştirilebilir. Hatta küçük düşürücü şeyler olabilir. Bu o yazarın görüşü olduğu manasına da gelmez. O eserde, o eserin kurgusuna göre bir karakter e, böyle düşünüyor olabilir. Bu yapılabilir, eserleştirilebilir, filmleştirilebilir. Korkmayın. Eğer bununla bir kişi itibarından, değerinden bir şey kaybedecekse o da olmaz olsun yani. 128 milyar dolar nerede? Evet, bununla e, tamamlayalım e, manşetimizi. Evet CHP e, bu afişlerle, bu billboardlarla e, iki haftadır bir kampanya yapıyor ve bu afişleri bu billboardların asıldığı e, yerlerden de hükümet marifetiyle işte saray marifetiyle bunlar söktürülüyor. Nedeni Cumhurbaşkanına hakaret. Görüldüğü gibi fonda e, Beştepe, sarayın süleyeti var. Ondan dolayı Cumhurbaşkanına hakaret algılaması oluyor ve işte efendim savcılar işlem yapıyor. Ama yani bir hakaret yok burada. 128 milyar dolar e, yapılan hesaplamalarla Merkez Bankası rezervlerinden 2020 boyunca e, eritilmiş e, ve bu paranın hesabı soruluyor. Bu halkın parası. Bu parayla çok şey yapılabilirdi. E, yeni bir devlet kurulur 128 milyar dolarla. Bu nerede deniyor ve sağlıklı bir açıklama getirilemiyor. Buharlaşmış bu para ve karşılığı da yok. Ee, bunun bir numaralı sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan, iki numaralı sorumlusu da dönemin Hazine Maliye Bakanı Damadı Berat Albayrak ve bu soruyu sormak halk adına bu soruyu sormak ve bunu takip etmekte de son derece doğal. Ben de burada konuşuyorum işte. Ama bakalım bir mücadeledir gidiyor. Ee, nereye gideceğini bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu vesileyle biz de soralım 128 milyar dolar nerede? Evet, nerede 128 milyar dolar? Natalia Avazyan paylaşmış. Kapatmadan ona rastladım. Size göstereceğim videolardan biriydi. Onu da atlamayalım. 45 dakikayı geride bırakmışız ama bunu da vermeden geçmek olmaz. Bu görüntüyü az önce Osmaniye'de çektim. Bu kadın mahalledeki tüm çöp kutularını tek tek aradı. Bulduğu sebze ve meyve bu kadar diyor videoda. Osmaniye. Bütün çöp kutularını arayan bir kadın ve bulduğu sebze ve meyve bu kadar. Orada da çocukları var hemen. Çöp kutusunun dibinde. Natalya Avazyan'la paylaşmış. Natalya Avazyan da kendisine gönderilen videoyu böyle yayınlamış. 128 milyar dolar nerede diye sorulmasında ne yapılsın yani? Onun birkaç dolarıyla bile bu aile doyardı ve bu kadıncağız çöpleri böyle yavruları için yiyecek karıştırmakla geçirmezdi görüyorsunuz. Bir bebek var orada. Bir de çocuk. Yer Osmaniye. Yer Osmaniye. Bir yayın daha böylelikle noktalıyoruz. Bugünün ikinci yayını Özgür Düşünce olacak. Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Özgür Düşünceyi cumadan çarşambaya çektik. Bundan sonra çarşamba günleri yayınlanacak. E, manşetten sonra günün ikinci mihim e, mühim yayını eee Monster ekranlarında Özgür Düşünce olacak. Perşembe günü Güne Bakış'ta Turhan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Ben cuma günü tekrar bu ekranlarda e, sizlere merhaba diyeceğim. E, hafta sonları e, cumartesi günü Erhan Başvurt'ta perde arkası. Pazar günü İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi programı var. Her günümüz dolu dolu geçiyor. Bazen bir bazen iki programla aman desteğinizi ilginizi esirgemeyin. Hoşçakalın.